Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunanistan devletinden anavatan Türkiye'ye tehdit açıklaması yapıldı. Değerli izleyenler, tepki çeken Türkiye yorumu. Anavatan Türkiye'deki deprem felaketinden hemen sonra bütün dünya yaraları sarmak için seferber oldu. Sayısız ülke ilk günlerden itibaren arama kurtarma ekipleri insani yardımlar destek mesajları gönderirken bunlardan birisi de Yunanistan oldu. Felaketin ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Yunanistan devleti barış mesajları verirken Yunan hükümeti içinden umulmadık bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldığı bir televizyon programında tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'ye destek mesajları gönderen Yunanistan'dan arama kurtarma ekipleri de gönderilmişti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise Türkiye'de yaşanmış Kahramanmaraş merkezli iki depremden hemen sonra Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden tanımlanması amacıyla bir fırsat olabileceğini söylemişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamasında depremden hemen sonra pozitif bir atmosfer oluştuğunu söyleyerek bu durumun dış politikaya yakınlaşma, diyalog sürecinin başlaması amacıyla kolaylaştırıcı bir rol olduğunu ifade etmişti. Bunlardan hemen sonra iki ülke arasındaki diyalog sürerken Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı tepki çeken ifadeler sarf etti. Katıldığı televizyon programında bir takım açıklamalar yapan bu kişi, Türkiye'nin yaşadığı depremlerden hemen sonra Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi. Bu kişi Atina'nın yaratılan olumlu iklimden dolayı rehavete kapılmadığını açıkladı. Ayrıca konuşmasının devamında bu dönemde yüksek tonların düşürülmesi, iki halkın gösterdiği dayanışma, diyalog için bir fırsat yaratabilir. Ancak bu samimi bir çerçevede yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye kısa bir süre içerisinde eski saldırgan söylemine geri dönerse bütün köprüleri yıkar, bir yakınlaşma ihtimali umudu kalmaz. İfadesini kullanarak küstah sözlere imza attı. Değerli takipçilerimiz, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.